Oy oy. Bu videoyu lütfen... Ay gözüme kaçtı, inanmıyorum. Oha. Ay ne yapıyorsun Aydın? Her şeyden tadımlık yapacaktım. Buna mısırımı sarıyorum. Gurme bir damak zevkiniz varsa, bir gustonuz varsa... Gusto. O eksik sizde. 2024'ün viral lezzetleri de böyleydi diyelim. Herkese yeniden merhabalar, ben Aydın. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün 2024 yılının viral abur cuburlarıyla geldim. Birkaç minik tarifim var. Direkt ürün olarak viral olan şeyler var. Eğer hazırsanız başlıyoruz. Tarif olarak viral olan şeylerin ortak noktası şu. Kolay olmaları, az malzemeyle olmaları, genellikle de 3 malzemeyle olmaları, neden bilmiyorum. Viral olan şeyler de genellikle TikTok'tan çıkıyor. Bunun da nedenini bilmiyorum. Yani insanlar alıp bir ürünü gerçekten deneyip paylaşıyorlar ve bir anda viral oluyor. İlk ürünümüz 2024'de yani damga vuran ürün arkadaşlar, Dubai çikolatası. Kadayıflı çikolata, buna diyecek bir şey yoktur yani, herhalde başka bir ürün. Hayır, bu ürün asıl damgayı vurdu diyemezsiniz bence. Envai çeşit marka çıkarttı bu kadayıflı çikolataları. Bu kadayıflı çikolataların adı aslında Dubai çikolatası dememek lazım. Çünkü aslında Dubai çikolatası olan tek bir çikolata var. Bunlar kadayıflı çikolata. Ve of, oy oy oy. Güzel bir başlangıç yaptık. Bir saniye şunu şuraya koyayım. Çok iyi değil mi ya? Değil işte, değil değil değil. Cici kardeşim. Bunun da sorunu işte, bir iki parçayı yiyince tıkanıyorsunuz. 10 yıl çikolata yemesem yeter moduna geçiyorum anında. Arkadaşlar, ikinci ürünümüz Burcu yaprak sarma. Aslında iki marka bence popüler oldu. Tada ve Burcu. Bu videoda ikisini de bulamadım. Bitirmişsiniz. Başka bir markanın aldım ama markaların bu yaprak sarma olayını çözdüğünü düşünüyorum. Bakın, kuru dolma, kuru biber dolması, bu konularda hala yaprak sarma kadar başarılı olduğunu düşünmüyorum hiçbir markanın. Bu yaprak sarma konusunda eskiden konserve olanların yaprakları aşırı sert olurdu, içi çok diri kalmış olurdu, kıtır kıtır kalırdı. Şu an normal. Ha bir de böyle 3 parmak kalınlığında yaparlardı, neden bilmiyorum. Artık daha ince yapmayı başarıyorlar. Ne güzelmiş. Dediğim gibi asıl viral olanları bulamadım. Ama ikisinin de videosunu çektim, buraya bırakırım. İkinci sarımsak turşusu bakası. Bayağı iyiymiş. Şurada başka bir video için elimde süzme yoğurt vardı da onu da aldırayım, ne olacak? Çok yakışıyor süzme yoğurt. Salata deyince 3 çeşit salata viral oldu. Bunlardan ikisi salatalıklarla yapılandı. Biri Selin Yardımcı'nın tarifi bu. Salatalık. Limonlu, zeytinyağlı, karabiberli bir yoğurdunu yapıyorsun. Video olarak koyuyorsun. Sonra onu dünya izleyip dünya yapıyor. Diğeri de şu çocuğun adını bilmiyorum. Bunun tarifi. Senin tarifini yapacağız bu videoda. Bir de onun havuç versiyonu vardı. Bilmiyorum, hatırlıyor musunuz? 2024'ün başlarında çıkmıştı bu da. Önce onu deneyelim istiyorum. Önce şöyle havucumu soydum. Sonra yine soyma aparatıyla bu şekilde doğramaya devam ediyorum. Biraz sirke, biraz zeytinyağı ve susam. Tuz ve biber opsiyonel. Bu videoyu lütfen... Ay gözüme kaçtı, inanmıyorum. Bu videoyu lütfen beğenmeyi unutmayın. Her yılın sonunda o yılın viral tariflerini ve viral ürünlerini denediğimiz bir seri başlatabiliriz. Ayrıca bu videoda olmayan ama denememi istediğiniz, abi bu da vardı 2024'te dediğiniz şeyleri yazın. Daha 2024 bitmedi biliyorsunuz. Aralık olarak belki de öyle bir seri başlatırız ve bu serinin devamı gelmiş olur böylece. Havuç biliyorsunuz A vitamini ama durduk yere katır kutur yiyince olmuyor yani. Bir yağla buluşturmak gerekiyor. Yağda çözünen bir vitamin olduğu için. Sirkeyi soslarda nefret ederim. Sirkeyi kullanabildiğim tek salata ya. Ve gerçekten güzel.
Şimdi de hemen bunun salatalık versiyonunu hazırlayalım Selin Yardımcı'nın. Kurucacık diyen var ya, bu zaten Adana'da yapılıyor, adı kurucacık vesaire diyenler var. Ben ilk Selin Yardımcı'da görmüştüm ki bütün dünyaya da bence ondan yayıldı. Ya resmen dünyanın farklı yerinden TikToker'la tam olarak Selin'in tarifini yaptı. İşte kredi meredit vermediler, yazıklar olsun size. Direkt kabuğuyla beraber yapıyorum. Bu tarifi iki türlü de yapıyorlar. Bir kabuklu yapan var, kabuksuz yapan var. Önce kabuklarını soyup yapan var. Ben böyle seviyorum, bu halini seviyorum. Bu tarifi de daha sonra Selin çok güncelledi. İçine böyle yağ kızdırdı, başka şeyler koydu. Ben bu halini seviyorum en çok. TikTok sayesinde ben evde yemek yapmaya başladım. Gerçekten yumurta kıramayan biriydim arkadaşlar ben 2024'te ve tek elle yumurta kırmayı öğrendim. Atölye yaptılar. Katıldığım ilk atölyede resmen tek elle yumurta kırmayı öğrendim. Azira, çabuk ol. Bravo. Ben hayır. Bravo. Ay döndüksün evde diyorsun. Çekiver ya. Ben ne yaptım? İşte bu kadar. Zeytinyağı. Süzme yoğurt. Bunu normal yoğurtla yapanlar çok sevmediler. Arkadaşlar zaten salatalık dediğiniz şeyin çoğu su. Daha da sulandırmış oluyorsunuz. Bir şeye benzemiyor. Sonra da kızıyorsunuz olmadı diye. Tuz ve biraz limon. Buna karabiber de çok yakışıyor ama ben hiç karabiber sevmiyorum ya. O yüzden pul biber koyacağım. Tam böyle gece acıktım. Hemen bunu yapıyorsun 2 dakikada. Şu tarifi de beğenmemek için ciddi anlamda vizyonsuz olmak gerek. Ya da işte bazıları da sırf havalı olmak için böyle işte demek için hiçbir şey beğenmiyorlar. Beğeniyorum arkadaşlar, çok güzel. Zaten beğenilen şeyleri deniyorum. Zaten bir şeyin viral olması için çok beğenilmesi gerek. Çünkü beğenmediğin bir şeyi kendin demezsin ki arkadaşım sen de dene, ben çok beğendim demezsin. Neden viral olsun ki? Ay ne yapıyorsun Aydın? Her şeyden tadımlık yapacaktım. Geçtiğimiz yıllardan bir tarife geliyorum ama Mart ayında nedense bu yılda popüler oldu kendileri. Labnemi biberin içine tıkıyorum. Tadımlık yapacağım. O yüzden daha fazla doldurmuyorum. Bunun da üzerine orijinal tarifte, bu global bir tarif bu arada, Takis koyuyorlar. Takis de şöyle bir cips. Ülkemizde de patos rol koyanlar oldu ama daha sonra yani bu akım geçtikten sonra Cheetos'un filemin hatı çok yakıştı bence. Ben evde de yapmaya devam ettim çünkü bunu. Bu videoda da onu koyalım istiyorum. Bununla birazdan başka bir tarif daha yapacağız. Cheetos'la hiçbir işbirliğim yok. Niye yok? Böyle işte ucundan gösteririm. Bu arada markası görünen hiçbir ürünle işbirliğim yoktur. Buradaki bütün ürünler tarafımca alınmıştır efendim. Bu şekilde dikip yiyorsunuz. Bayağı acı olması lazım o cipsin bu tadı alabilmek için. Dıştaki biberin de etli bir biber olması lazım. Paprika bunun için çok uygun. Dua Lipa ile devam ediyoruz. Dua Lipa'nın bu yıl iki tarifi ünlü oldu. Bu iki tarifte biraz zıt tatlar içerdiği için kadını midesiz ilan ettiler. Zıt tatlar birbirine yakışır arkadaşlar. Buna ters köşe lezzetler denir. Tatlıyla tuzlunun karışımı, acıyla tatlının karışımı. Böyle zıt tatlar bazen çok güzel bir uyum yakalarlar. Hemen örnek vereyim. Ayranla baklava bizim kültürümüzde olan bir şey. Yıllarca ben evde peynirin üzerine reçel döküp yedim. Sonra çilekli labneler çıktı. Ne oldu? Kornişon turşusu. O bir de jalapeno turşusu kullanıyor. Ben onu şu an kullanmayacağım. İyi ki bir şey öğrendin, her videoda yapıyorsun. Arkadaşlar ben yani bu cüsteme rağmen kavanoz açamayan biriydim. Ve yani bırakın da bir şey öğrendim, yapayım şöyle fıt. Bak dökülmesin diye de bir yöntemim var. Onu da göstereyim. Bak bunu kullansaydım mesela şu an dökülmemiş olacaktı. Ne? Bu kadar şey gösterdim. Bu kadar şey deniyorum, öğretiyorum. Ve sen hala bu videoyu beğenmedin. Yazıklar olsun. Bir yorumu çok gördün bana. Sonra diyorsun ki benim hayatımda niye her şey yolunda gitmiyor? Ben kime ne yaptım diyorsun. Hatta bir tane de turşu atayım içine. Sonra biraz şek 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 yapıyor. O da öyle yapıyor. Fermante bir tat arkadaşlar. Zaten turşu suyu dediğimiz şey fermante bir şey. Ben kombuça yine çok benzettim. Kombuça diye geçiyor çoğu yerde. Ve çok severim. Özellikle de uzak doğu lezzetleriyle işte sushi, onigiri, bol soya soslu bir noodle. Bunlarla beraber kombuça yine çok severim. Bunu da sevdim. Oh.
Ama herkes için bir lezzet değil. Yani bazıları böyle falan yapabilir. Dua Lipa'nın ikinci lezzeti de dondurma. Dondurmanın üzerine vanilyalı dondurma olması gerekiyor bu arada. Vanilyanın üzerine zeytinyağı ve tuz döküyor. Tuzun da kaya tuzu olması lazım. Elimde kaya tuzu yok. Vanilya olarak da Maraş dondurması kullanacağım. So I get vanilla ice cream and I put olive oil on it and sea salt. Şöyle Maraş dondurmamı açıyorum. Yes. Aa bir dakika, ben niye bunu kirletiyorum ki? Kız, bunun üstüne birazcık zeytinyağı. Tabii şu kaşığın üzerinde yapayım. Aa, akıl gelsin takıl ya. Beyim bedava. Bedava ya, taşıyorum. Niye hamallık yapayım? Al birazcık da tuz. Tuzu çok oldu. Tuzumu şöyle hafif daha az tuzlu yerinden aldım. Salted karamel. Arkadaşlar, tuzlu karamelli çikolata, tuzlu karamelli dondurma yemediyseniz gelip de burada yorumlarda ay onun güzel olma ihtimali yok, sen de her boku deniyorsun, her boku yiyorsun, seviyorsun dersiniz. Gurme bir damak zevkiniz varsa, bir gustonuz varsa gusto. O eksik sizde. Bunu beğenirsiniz arkadaşlar. Güzel. Bir şeyin viral olabilmesi için bunu deneyin vesaire denip binlerce kişi tarafından yapılması için, ki akımlar böyle çıkıyor, global akımlar. O şeyin %90 kişi tarafından beğenilmesi lazım. Yoksa beğenmediğin bir şeyi bir kişi paylaşır, iki kişi paylaşır. Bunu dene diye binlerce kişi paylaşmaz. Ünlülerden devam edelim başka bir tarifle. Bu sefer de Selena Gomez diyelim. Selena'yı yıllarca suçladınız. Justin Bieber, Justin Bieber, mahvettin Justin Bieber'ı işte. Selena'dan sonra Justin hiçbir zaman eskisi gibi olmadı. Hayatı kaydı bilmem ne. Justin'in hayatını kim kaydırmış? Selena mı, Didi mi? Pop Didi olayları çıktı. Bir kişi de gidip Selena'dan özür dilemedi. Şöyle mısırımıza Allah acı sosumuzu döküyoruz. Bu bayağı acı olan soslardan. Abo. Turşumu tekrar aldım. Böyle birazı girecek. Arka taraf çıtır, ön taraf ıslak kalacak. Selena da tam olarak böyle diyordu. Bunu tek tek de yapabilirsiniz insan gibi. Yarısını batırıp yiyeceksiniz. Ah, kimse benim evimde bir şey yiyip içmeyecek ya. Video ürünlerini gerçekten misafirlerime sunmuyorum. Ama beğenmiyorsan, güvenmiyorsan gelme kardeşim evime. Hadi. Peynir dolgulu jalapeno biberi. Ya bu da bir ünlü oldu, hiçbir yerde yok. Yani hiçbir markanın bulamadım. Ama şimdi artık hani ilk popülaritesi yavaş yavaş azalmaya başladığı için internette bir yerlerde yine bulunmaya başlandı. Ya bu markalar için de sorun. Düşünsenize, şimdi bir şey çok ünlü oldu. Bir anda bütün yatırımınızı buna yaparsanız gitti. Çünkü sosyal medyada popülaritesi azaldığı anda bir daha kimse yüzüne bakmıyor. Öyle bir yer yani. Öyle bir tüketim çılgınlığı. Ay, bunlar gerçekten çok acı oluyordu. İnşallah bu öyle değildir. Kesin hemoroid oldum ya. Bu videoda çok acı yedim. Şöyle içi full peynir dolgulu, oy. Mikrodalga mısır. Bu da böyle 6 ayda bir benim patlayan bir tarifim. 15 milyon muydu, 13 milyon muydu en son, öyle bir şey olmuştu. Bunu ilk paylaştığımda kimse inanmadı olduğuna. Ya nasıl 3 dakikada mısır mı haşlanır, işte fırınlanmış mısır bu nasıl olsun vesaire. Arkadaşlar, bunun içinde de bir su var sonuçta. Sebzenin içindeki su titreştiği zaman ısınıyor ve pişmiş oluyor. Daha yumuşak şekilde seviyorsanız 3,5-4 dakikaya kadar mikrodalgada tutabilirsiniz. Olan bir tarif. Gerçekten oluyor. Şöyle 3 yaprak. Allah, 4 yaprak oldu. Birini keselim. 3 dedik çünkü. 3 yaprak havlu kağıdı ıslatıyorsunuz. Ben bir ıslatıp geliyorum. Altım müsait değil, görmemeniz lazım. Islatıp geliyorum arkadan. Şöyle nemlendireceksiniz arkadaşlar. Her yerini sırılsıklam yapmayacaksınız. Daha sonra buna mısırımı sarıyorum. Mikrodalgaya gönderiyorum. 3,5 yapayım hadi sizin için. Ay, yandım. Dudaklarım yandı. Ya lütfen denemiş olanlar da aşağıya yazsınlar arkadaşlar, gerçekten oluyor, neyine inanmadınız diye. Dediğim gibi, hadi 1 milyon izlenirdi, 2 milyon izlenirdi, ya 13 milyon diyorum. Sen milyar milyon, sen bu parayı sen ne yaptın? Sen milyar, sen para çekmişsin. Niye bu kadar viral olsun, insanlar birbirlerine yollasınlar ya, böyle yapılıyormuş diye. Son tarifimde cipsi noodle, ben onun süzme yoğurtlu versiyonuna gerçekten bayıldım. Tarif aşırı kolay, noodle'ımızı 3 dakika boyunca haşlıyoruz. İçinden çıkan noodle baharatlarını
Döküyorsun şöyle. Bik bik ötmeyin. Ben bu dünyanın en salgı tarifidir vesaire diye bir şey demiyorum. Demem de. Salak salak yorumlar yapmayın. Ben sadece yani denediğim, sevdiğim şeyi paylaşıyorum. O kadar. Süzme yoğurdumu ekliyorum. Ve cipsimi şöyle ezikleyerek. Sen ne biçim cipssin? Ya seni çok kötü zorbalarım. Kötü espri. Ve bunu karıştırıyorum. Ben bundan çok güzel bir mac and cheese tadı alıyorum. 2024'ün viral lezzetleri de böyleydi diyelim. Video buraya kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Sonraki videolardan anında haberdar olabilmek için kanalıma abone olup çanı açabilirsiniz. Dediğim gibi bu seri devam etsin istiyorsanız bu videodaki beğenileriniz ve yorumlarınız benim için çok önemli. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize çok 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 iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Bay bay.